Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu hafta Osmanlı'da enflasyonu konuşuyoruz. Konuğumuz da bu konuda akıl gelecek ilk isimlerden Bilim Akademisi kurucu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Şevket Pamuk. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sizi Meraklısına Bilim'in ikinci bölümünde ağırlamıştık yaklaşık 2 yıl önce. Tekrar sizi burada görmek çok keyifli. Osmanlı'da enflasyon konuşacağız. Enflasyona gelmeden önce ilk soru. Osmanlı'daki bu mal fiyatları nasıl belirleniyordu? İlk bize bunu anlatır mısınız? Osmanlılar piyasayı kabullenmişlerdi. Şöyle bir yanılgı olabiliyor. Osmanlılar her şeye müdahale ediyorlardı. Ekonomiye de sık sık müdahale ediyorlar. Osmanlılar ekonomiye müdahale ediyor ama esas olarak piyasanın işleyişine belirli ölçüde saygı gösteriyorlar. Piyasaya olur olmaz müdahalelerinin ters tepeceğini de biliyorlar. Onun için esas olarak fiyatlar piyasada belirleniyor diyebiliriz. Çok ciddi bir müdahale yok. Peki enflasyon var mıydı? Evet, enflasyon var. Pek çok o dönemde, daha önce ve o yakın dönemde olduğu gibi Osmanlı'da da enflasyon var. Her toplumda aynı olmuyor. Bugün de bazı toplumlarda enflasyon daha hızlı, bazılarında daha yavaş. Osmanlılar Avrupa ile karşılaştırıldığında enflasyonun biraz daha yüksek olduğu bir toplumdu. Nedenlerini konuşacağız. Tamamdır. Para kullanımı ile ilgili de bir bilgi alalım ufak. Şimdi bugün biz madeni para kullanıyoruz, kağıt para kullanıyoruz. Kağıt para o dönemde yok. Madeni sikkeler var. Ama bunların metal içerikleri önemli. Mesela altın sikke var, büyük ödemelerde kullanılıyor. Gümüş sikkeler günlük işlemlerde. Bir de bakır sikkeler var, onlar da bozuk para gibi kullanılıyor. Ve bu noktada arkadaşlardan da rica edelim, grafik 1'i görelim. Ve sanayi öncesi toplumlardaki, bu grafik değil galiba, yanlış grafik kendisi ya da ben hatalı istedim bunu. Sanayi öncesi toplumlarda ve Osmanlı'daki enflasyonun nedenlerini konuşalım. Peki. Neden enflasyon oluyor? Şimdi bütün sanayi öncesi toplumlar genellikle tarımın çok ağırlıklı olduğu ekonomiler, hasat kötü gidebilir. Yahut bir savaş olabilir. O zaman tabii mal fiyatları, tarımsal fiyatlar, ham madde fiyatları artacak. Ama genellikle o olağan dışı, olağanüstü koşullar değişince fiyatlar geri gelebilir. Sonra başka büyük işler olabilir, başka büyük gelişmeler olabilir. Mesela sözünü ettiğimiz yüzyıllarda Amerika'dan eski dünyaya büyük miktarlarda gümüş geliyor, altın geliyor. Bunların da enflasyonu körükleyici, enflasyonu artırıcı etkileri olabilir. Ama bunlardan, en azından Osmanlılar için bunlardan çok daha önemli olan taşiş dediğimiz işlem, Osmanlı Devleti'nin yaptığı bir işlem taşiş. Nedir bu? Şimdi devletin gelirleri, giderlerini karşılamaya yetmez ise devlet, sikkeler var. Bu sikkelerin içindeki gümüş, kıymetli maden içeriğini azaltarak ek gelir sağlamaya çalışıyor. Şöyle bir şey, devletin elinde belirli miktarda gümüş var, devlet onunla ödeme yapacak. Devlet derse ki artık akçenin içindeki gümüş miktarını ben azalttım, %10 azalttım. O zaman devlet birdenbire elindeki gümüşle %10 daha fazla ödeme yapma gücüne sahip oluyor. Ne oluyor? Tüccara borcu var, askere maaş ödeyecek. Bunları yeni sikkelerle yapıyor ve %10 daha fazla ödeme yapabiliyor. Ama bunu yapınca da piyasalarda bunun hemen gümüş içeriğini sikkenin biliyorlar. Ya kısa bir süre içinde fiyatlar artmaya başlıyor. Taşiş böyle bir şey. Para biriminin içindeki gümüş miktarının
azalmasıyla ilgili, sonucu enflasyon. Bunu Osmanlılar sadece Osmanlılar icat etmedi. Roma'dan, hatta eski Yunan'dan itibaren bütün devletler, maliyesi zor durumda kalan bütün devletler, İslam devletleri, sonra Osmanlı ile beraber Avrupa devletleri değişen ölçülerde bu tahşişe başvuruyorlar. Peki Osmanlı'da ilk ne zaman yapıldı bu? Osmanlı'da tahşişi ilk ve düzenli kullanan 15. yüzyılda 2. Mehmet, Fatih Mehmet. O başlatıyor. Daha ileriki yüzyıllarda devletin başı sıkıştığı zaman sık sık başvuruyor. Ama Fatih döneminde yapılmasının sebebi bir parasızlık durumu mu? Neden yapılıyor? Fatih dönemindeki biraz daha olağan dışı. Orada aslında hazinenin durumu gayet iyi. Devlet maliyesinin durumu gayet iyi. Fakat sık sık fetihlere çıkılıyor, seferlere çıkılıyor. Bunları finanse etmek için 2. Mehmet her 10 yılda bir tahşiş dediğimiz işleme başvuruyor. Ama her tahşişten sonra da fiyatlar artıyor. Yani hazineden yememek için aslında yapılan bir yöntem. Evet, hazinede onlar kalıyor. Hazinede kal ki ne diyelim, rezervler, bugün hani hazinede ya Merkez Bankası'nın rezervleri gibi. Hazinede o rezervlere dokunmadan her belirli sürelerle finansman için eks finansman yapıyor. Bu tahşiş dediğimiz işlem sonuçları itibarıyla bugünkü modern devletin kağıt para basmasına çok benziyor. Çünkü kağıt para basarak da devletler mali olarak sıkıştıkları zaman kendilerine ek gelir sağlıyorlar ve sonra bu enflasyon yaratıyor. Peki tabii şu şey de var. Niçin tahşiş? En çok savaşlar sırasında devletler tahşişe başvuruyorlar. Çünkü savaşlar büyük bir gider nedeni. Harcamalar artıyor, devletler sıkışıyorlar. Özellikle vergi toplayamayan devletler. Peki, bu tahşişin kötü sonuçlarından da biraz bahsedin. Şimdi Fatih döneminde yapılıyor bu. Evet. Nasıl sonuçları oluyor? Ve sonrasındaki dönemlerde ne sebeplerle ve ne sonuçlarla yapılıyor? İşte Fatih döneminde de enflasyon oldu. Fatih döneminde de... Şöyle diyelim, toplumun her kesimi aynı derecede korunmuyor yahut bağışıklığı yok enflasyonun sonuçları karşısında. Bugüne benzer bir durum. Bugün de fiyatlar %10 arttığı zaman toplumun bazı kesimleri hatta bundan kazanç bile sağlayabilir. Mesela Osmanlı döneminde bu tür para işlemleri yapan sarraflar bu tür dalgalanmalardan kâr sağlayabilirler. Sonra diyelim bir bakkal, bir dükkan sahibi stoku var. Fiyatlar arttığı zaman tahşiş yapıldı, fiyatlar arttı. Hı hı. Onun stoklarının fiyat değeri de artacak. O biraz o bakımdan korunmalı. Borç ilişkilerinde borç verenler bu işten biraz kaybediyor. Borçlu olanlar biraz kazanıyor. Çünkü o şeyin, miktarın satın alım gücü azalmış oluyor enflasyon sonrasında. Bugün, gene bugün olduğu gibi en çok zarar görenler aslında. Toplumda en çok zarar görenler tahşiş ve enflasyondan en çok zarar görenler sabit gelirliler. Osmanlı'da da bunlar sabit gelirlerin içinde en önemlilerinden biri, özellikle kent ekonomisinde devlet memurları ve Yeniçeriler. Ki Yeniçeriler nasıl karşılıyor bu tahşiş durumunu? Ona geldi. Öncesinde... Ama Yeniçeriler pek memnun değiller. Ve yani kent ekonomisinde değil, kent siyasetinde Yeniçeriler her zaman önemli.
ve Yeniçeriler bir şeyden memnun olmadılar mı? Bunu adresine söylüyorlar. Onun için şöyle diyelim, devlet, Osmanlı Devleti, taşişin kent ekonomisinde büyük huzursuzluklar yarattığının bilincinde. Onun için de darda kalmadıkça, örneğin barış dönemlerinde Osmanlı Devleti çok nadir olarak taşişe başvurur. Ancak savaş zamanlarında hem ihtiyacı var devletin, hem de Yeniçeriler savaş zamanında muhalefet yapmaları çok daha zor. Onun için savaş, Osmanlılar taşişi ve bu taşiş yoluyla ek gelir sağlama işini daha çok savaş dönemlerinde yaptılar. Devletin gelirini giderini konuşmak istiyorum ama öncesinde şunu da sorayım. Peki bu bilgileri nereden biliyoruz? Bunun yöntemi ne? Tarihte bunu nasıl ölçebiliyorsunuz? Evet, şimdi şu birinci grafiğe gidebilirsek. Ben rejideki arkadaşlar, evet, rica ederim. Birinciye. Yani bu, evet. Şimdi Osmanlı'da fiyatların zaman içerisinde değişmesini ölçmek için çeşitli mallardan oluşan bir sepet yaptım. Bu sepetin içinde bugünkü gibi bir tüketim sepeti. Bunun içinde gıda malları var. Ondan sonra kömür, odun, sonra bir miktar kumaş gibi ürünler var. Şimdi bu malların fiyatlarını İstanbul'daki önce saray mutfağının hesap defterlerinden, sonra İstanbul'daki vakıfların, imaretlerin hesap defterlerinden çıkardım. Bu 7-8-10 yıl alan bir ekiple çalıştık. Bir süreç. Sonra Devlet İstatistik Enstitüsü yayınladı bunları. Burada gördüğünüz gibi Osmanlı döneminde, bakın şöyle 450'li yılda fiyatlar, o örnek aldığımız sepetin fiyatı yaklaşık 300 kat artmış. Burada da nasıl bir enflasyon olduğunu bugüne göre 450 yılda 300 kat artmış. Bu son yüzyıla, 20. yüzyıla göre daha yavaş artış. Ama bu da, bakın burada görüyorsunuz, bazı dönemler artış daha hızlı olmuş, bazı dönemler daha yavaş olmuş. İkinci grafiğe geçersek, fiyatların artışının en büyük nedeni de bu taşişler. Burada akçenin, gümüş içeriğinin zaman içindeki azalışını görüyorsunuz. Fiyatları 300 kat artarken bir akçenin gümüş içeriği de 1 gramdan %1 grama düşmüş. Çok fiyatlar ne kadar artmışsa yaklaşık olarak akçenin gümüş içeriği de o kadar düşmüş. Tam değil ama çok yakın. O zaman bak, bu ikisini birleştirelim. Üçüncü grafikte görüyorsunuz, bazı dönemlerde akçenin gümüş içeriği daha hızlı düşüyor. O dönemlerde fiyatlar daha hızlı artıyor. İşte bir Fatih dönemi var 15. yüzyılda. Sonra 18'in sonu 19. yüzyılda. Bu dönemler akçenin gümüş içeriğinin hızlı düştüğü, sık sık tahşiş yapıldı. Enflasyonun da daha yüksek olduğu dönemler. Bu şunu gösteriyor, devletin maliyesi hiç olmazsa ikincisinde, Fatih'in dönemini konuştuk biraz. Fatih döneminde maliye o kadar sıkıntı altında değil ama 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılda maliye büyük baskı altında. Yani devletin kendi hazinesi, devlet giderleri çok fazla, sık sık savaş var ve devlet devamlı bugüne de ek para basmak dediğimiz bu taşiş işlemine başvurmak zorunda kalıyor. Şimdi özellikle savaş zamanı yapılıyor dediniz taşiş. Yani bir şekilde hazine yetersiz kalıyor. Bu vergilerle mesela sağlanmıyor muydu? Neden bu yetersizlik yaşanıyordu?
Çok güzel. Her devlet bu dönemde, Osmanlılar da, Avrupa devletleri de, komşu İran da vergi toplamaya çalışıyor. Osmanlılar da vergi toplamaya çalışıyorlar. Ama 19. yüzyıldan önceki dönemde özellikle, 17 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı'nın taşrada çok güçlü bir teşkilatı yok. Taşrada vergiyi yereller topluyor. Yani yerel elitler, seçkinler topluyor. Ve Osmanlı Devleti'nin o verginin büyük bir miktarını merkeze çekecek siyasi, askeri gücü yok. Onun için toplanan verginin büyük bir kısmı, taşrada toplanan verginin büyük bir kısmı taşrada kalıyor. Savaş zamanı geldiğinde vergi az. O zaman tahşişe başvuruyor. Ve vergi de bu arada köylünün, üreticinin sırtında. Oradan alındı ama o taşrada kaldı. O yerel seçkinler. Sonra İstanbul'da da büyük bürokratlar var. Onlar büyük sarraflarla işbirliği yapıyorlar. Onlar da bu vergi toplama sürecinden pay alıyorlar. Devlet bu toplanan vergilerin çok küçük bir kısmını, belki üçte birini, belki yarısını ancak kendisi merkeze çekebiliyor. Geri kalanlar kalıyor taşrada. Yani vergi geliri devlet gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmuyor. Yani savaşla mı ediniyor devlet vergi geliri o zaman? Ana kaynaklar neler? Yok işte, vergi toplanıyor. Devlet bunları merkeze alamadığı için o zaman sık sık tahşiş yaparak ek gelir sağlamaya çalışıyor. Ama bu bir kısır döngü. Tahşiş yaptıkça ekonominin durumu daha kötüleşiyor, enflasyon artıyor. Onun için sağlıklı bir şey değil. Avrupa'da, Osmanlı o dönemde Avrupa'da güçlü devletlere bakarsanız, onlar barış zamanında düzenli ve yüksek miktarlarda vergi toplayabilen devletler. Onlar topladıkları vergiyle savaş çıktığında savaşı finanse edebiliyorlar. Hatta güçlü, yüksek vergi toplayabildikleri için, vergi gelirleri yüksek olduğu için onlar savaş zamanlarında borç da alabiliyorlar. Oysa Osmanlı Devleti gibi başka örnekleri de var. Barış zamanında vergi toplayamayan devletler savaş zamanında da kimse borç vermek istemiyor. Bunlara seçenek tahşiş kalıyor. Güvenilir de bir ekonomi olmuyorlar çünkü. Olmuyorlar. Yani bugün nasıl biz 20. yüzyıl Türkiye'sinde, 21. yüzyılda da devlet geliriyle giderini denkleştiremezse para basmaya yöneliyor, enflasyon oluyor. Ona benzer bir şey Osmanlı döneminde de görülüyor. Yani buradaki bu kısır döngü de pek fark edilmemiş demek ki. Çünkü her savaş zamanında da uygulanmış ve enflasyonu görüyoruz. Sık sık görüyoruz. Onun için şöyle demeyelim, hani belki en başta savaş Osmanlılar için olumlu sonuçları olan bir şeydi denilebilir, belki en başta yayıldıkları dönemde, fetih döneminde. Ama ilerleyen yüzyıllarda savaşlar hep çok maliyetli, sadece insanların kaybı ile nedeniyle değil, büyük, muazzam mali yük getirmeleri nedeniyle de savaşlar bir sıkıntı. Ve Avrupa'da vergi toplayabilen, bir yandan savaşırken savaşın yarattığı baskı ile altında vergi toplayabilen devletler güçlü devlet olarak ortaya çıkıyorlar. Bunu başaramayan devletler geride kalıyorlar. Ve savaş geriye götürüyor o ekonomilerini. Sonra bir örnek, 18. yüzyılda Polonya vergi toplamayı başaramıyor. Sonra Polonya'yı Rusya ile Avusturya paylaşıyorlar. Polonya bitiyor. 18. yüzyılın sonunda Polonya devleti sona eriyor. Niye? Vergi toplayamadı. Onun için savaşlarda da başarılı olamadı. 18. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar da savaşlarda zorlanıyorlar. Osmanlılar da
Polonya gibi büyük baskı altında kalıyorlar. Ama 19. yüzyılda Osmanlılar tekrar vergi toplamayı ve vergi gelirlerini merkeze çekmeye başardıkları için durum biraz daha düzeliyor. Peki toplumun belli kesimlerine nasıl zarar verdiğini biraz anlattınız. Bir şekilde buna muhalefet de ediliyor olması gerekiyor değil mi? Özellikle i̇şte Yeniçerileri konuştuk. Yeniçeriler en etkili muhalefet. Yeniçeriler şunu biliyorlar. Taşiş olduğu zaman yani o sikkelerin içindeki gümüş miktarı azaltıldığı zaman fiyatlar artacak. Ve eğer maaşlarına zam yapılmazsa maaşlarının satın alım gücü düşecek. Ve 15. yüzyıldan sonra 16. yüzyıldan itibaren Yeniçerilerin maaşlarına zam yapılmıyor. Onun için her taşiş Yeniçerilerin maaşlarını satın alım gücünü azaltıyor. Onun için Yeniçeriler her zaman bozuluyorlar. Ders kitaplarımızda yazar. Yeniçeriler taşiş yapan sadrazamın kellesini istiyorlar, değil mi? Hı hı. Bu yani. Osmanlı sonraki dönemlerde şöyle düşünelim. Birkaç kere bu şekilde sadrazamın kellesi gittikten sonra tabii devlet her an, her taşişte böyle bir tepkiyle karşılaşabileceği için devlet çok daha dikkatli davranıyor ve barış zamanlarında taşiş yapmamaya çalışıyor. Yeniçeriler meşgulken yapılan bir şey yani. Peki siz Paranın Tarihi kitabınızda, Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi kitabınızda bir takım taşiş öyküleri de anlatıyorsunuz. Bize birkaç örnek verin. Şimdi bir tane, bunlar çok hep benim için hiç olmazsa epey eğlenceli örnekler. Fatih dönemiyle başlayalım. Şimdi Fatih dönemi 15. yüzyılın ikinci yarısında fetihler var. Devlet genişliyor. Ama bir yandan da Fatih her yaz sefere çıkıyor. Onun için de ek gelire ihtiyacı var. 10 yılda bir Fatih taşiş yapıyor. Ama ilk taşişi çok ilginç. İlk hatırlayacaksınız. 2. Mehmet'in aslında ilk tahta çıktığı zaman 12-13 yaşında babası ben yoruldum artık diyor. O sırada başkent Edirne. Tabii 12-13 yaşındaki bir genç sultan taşiş kararını kendisi almıyor. Vezirler uygun görüyorlar. Taşiş yapılıyor. İlk taşiş. Yeniçeriler hemen anlıyorlar. Çünkü o zaman da döviz büfelerine, bugünkü döviz büfelerine benzeyen sarraflar var. Hemen sarraflar da belli oluyor ki yeni sikkelerin içindeki gümüş miktarı azaldı. Venedik'in altın dükasına karşı kur değeri düştü akçenin. Yeniçeriler hemen orada bir tepeye toplanıyorlar. Diyorlar ki ya yeni sultan bu taşişi geri alsın, eski sikkelerden üretilsin tekrar, eskilerinden, eski standartlarda. Ya da yeni sultan maaşımıza zam yapsın. O zaman Yeniçerilerin günlük maaşı 3 akçe. Tabii yine genç sultan yahut onun danışmanları, vezirleri peki diyorlar, Yeniçerilerin günlük maaşını 3 akçeden 3,5 akçeye çıkarıyorlar. O günden sonra Yeniçerilerin toplanıp bu taleplerini dile getirdikleri tepeye Buçuk Tepe deniliyor. Bugün Edirne'de Buçuk Tepe diye bir semt hala var. Bu Akçeler'in de ne kadar hayati olduğunu anlatan bir şey galiba. O tepeye o ismi vermek. Çok eğlenceliymiş gerçekten. İlk Yeniçerilerin ilk tepki koydukları, taşiş karşısına ilk tepki koydukları dönem. O zaman devletin maaşlara zam yapacak gücü var. Niyeti de var, kabul ediyor. Çünkü fetihler var. Ve Fatih sonra tekrar tahta geliyor. İşte
işte İstanbul'un fethi ve ilerleyen dönemlerde Fatih 3-4 kez daha tahşiş yapıyor. Ama her seferinde maaşlara zam yaptığı için bir sıkıntı yok. Daha ileriki dönemlerde maaşlara zam yapılmıyor. İşte o zaman muhalefet artıyor. Bu ikinci grafiği veya üçüncü grafiğe bakarsak orada da görebiliriz. Şimdi Fatih'in tahşişleri 15. yüzyılda, sonra Akçe'nin Gümüşçiçeği'nin süratle düştüğü 18. yüzyılın sonu, yani 1750'den sonra, 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı, orada çok hızlı düşüyor. Bu da 2. Mahmut dönemidir. Burada da çok sık tahşiş yapılıyor. Her 3-5 yılda bir dönemin padişahı 2. Mahmut tahşişe başvurdu. Akçe'nin o zamanki birim kuruşun gümüş içeriği süratle azaltıldı. Bir tane de danışmanı var padişahın, Artin Kazaz. O, padişahım diyor, savaş içerisindeyiz. Bu yöntemle size ek gelir sağlamak zorundayım. Padişah da anlıyor. Tahşişler sayesinde savaşlar finanse edilebiliyor. Onun için bunları kabulleniyor. Ama Yeniçerilerden veya toplumun diğer kesimlerinden gelecek tepkilere karşı da savaş zamanlarında tahşiş yapıldığı zaman yeni çıkarılan sikkelere cihadiye adı veriyorlar. Wow. Şeyi, muhalefeti azaltmak için. Gerçekten o kelimelerin ne kadar aslında politik olarak kullanıldığını da hatırlatan bir öykü olmuş oldu. Lütfen. Bir iki tane daha anlatayım. Bu sikkelere sık sık tahşiş yapıla yapıla sikkelerin içindeki gümüş miktarı 2. Mahmut döneminde tamamen azaldı. Sikkeler tamamen bakırlaştı. Değersiz oldu o kuruş sikkeler. Onlara metalik deniliyor. Bizim bugün kullandığımız metalik sözcüğü işte o dönemden, 2. Mahmut döneminden geliyor. Sikkeler var ama içindeki gümüş miktarı tamamen azalmış. En değersiz hali. Bir tane daha var. Bu Ermeni cemaati içinde anlatılan hoş bir hikaye. Ermeniler bu mali işlerde görevli. Maliye nazırları sık sık Ermeni cemaatin içinden çıkıyor. Onun için bu hikayeleri de en çok oradan öğreniyoruz. 1820'lerde Rusya ile yine bir savaş var. 1820'ler çok bunalımlı bir dönem. Yunanistan'ın bağımsızlığı var. Sonra Rusya ile savaş var. Büyük harcamalar gerektiriyor. Masraf gerektiriyor. Ve Rusya ile 1820'lerin sonundaki savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor. Savaş sonrasında anlaşma yapılıyor. Osmanlı Devleti tazminat ödeyecek. Ruslar diyorlar ki, siz sık sık tahşiş yapıyorsunuz. Bize ödeyeceğiniz tazminatı tahşiş edilmiş sikkelerle değil, bugünkü sikkelerinizle ödeyin, tahşiş edilmiş sikkelerle kabul etmeyiz. Peki diyor Osmanlı Devleti. 3-4 sene sonra bu tazminatı ödeme zamanı gelince, hazinede yine para yok, tekrar tahşiş yapıyorlar. O yeni sikkeler, bunları tam gönderecekler, bir bakıyorlar, pırıl pırıl sikke. Şimdi bu pırıl pırıl yeni ve tabii ayarı düşürülmüş sikkeleri Rusya'ya gönderirsek onlar anlayacaklar. Onun için hiç olmazsa hikaye böyle diyor. Bu Yeniçerileri Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne doğru sahil boyunca sıraya diziyorlar. Yeniçeriler ellerini açıyor. Sonra bu sikkeleri Yeniçerilerin birinden öbürüne elden ele geçirerek Beylerbeyi'ne kadar gidiyor sikkeler. Eskitme yöntemi yani. Böyle şey. Beylerbeyi'ne geldiği zaman sikkeler eskimiş oluyor. Ondan sonra onları
Rusya'ya yolluyorlar. Tabii bu hikaye. Bu sonuncusu gerçekten güzelmiş. Çok. Bir de halkın da bu tahşişlerle bir mücadele yöntemi var değil mi? Yani uçlarından tıraşlamalar, vermemeler, elinde evet, tutmalar. Çok çok sıkıntılı, bunalımlı zamanlarda pek çok başka şeyler de oluyor. Ama genel olarak bir memnuniyetsizlik var. Sonra bugün nasıl enflasyon zamanlarında halk dolara koşuyor ise o dönemde de yabancı sikkeleri almaya başlıyorlar ve akçeden, kuruştan kaçıyorlar. Ve o şekilde kendilerini biraz güvene almaya çalışıyorlar. Çok benziyor. Yani bugüne dair çok şey anlatıyor diyorsunuz değil mi? Bütün bu grafikler ve yaşananlar. Parasal olarak da, ekonomik olarak da, siyasi olarak da. Şevket Pamuk, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Meraklısına Bilim'de bu hafta Osmanlı'da enflasyonu konuştuk. Bilim Akademisi kurucu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Şevket Pamuk'u ağırladık. Bilim Akademisi ile birlikte yürüttüğümüz Meraklısına Bilim programı her hafta bu saatte yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.